Fuat Uğur, başyazarı pornocu olan gazetenin tezekten olur sözcüsü. Sözcü hakkında hazırlanan ikinci iddianame birincisinin aksine çok güçlü delillerle dolu. Cem Küçük de iddianamedeki verileri paylaştı ve sözcüye kayyum gelebilir dedi. Bu sözler adı geçen gazetenin yöneticilerini ve porno gazete çıkarmakla ünlü başyazarını çıldırttı. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a neden kandırıldın diye çemkiren bu pornocu başyazar biliyorsunuz ta 1995 yılında Fethullah Gülen iblisini Aydın Hoca hoşgörü insanın sevgi yumağı diye göklere çıkarmıştı. Bir maocu artı tetikçiyi saldırsın diye istihdam eden Sünepe pornocu şimdi de tutmuş bizi tetikçi diyerek aklınca aşağılamaya çalışıyor. Büyük ümitlerle hürriyetin başına getirilen ve ilk önce kaplumbağa kanı kansere iyi geliyor diye asparagas haber yaptırıp ülkedeki tarla kaplumbağalarını telef ettirmek olan bu Hanzo pornocu, Erol Simavi'nin emek emek büyüttüğü Hürriyet gazetesinin de itibarını daha ilk günden yerle bir etmişti. Zaten daha fazla tutmayıp görevden aldılar. Erol Simavi bu pornocuyu yayın yönetmeyi yapan oğlu Sedat'a gazeteyi teslim ettiğine edeceğine bin pişman olmuştu. Zaten pornocu şantajcıyı buldu başyazar oldu. Aklı sıra mücahit öreni izahatı belki bin kere verilmiş bir tezgahla yeniden sıkıştırıp nereden aklına geldiyse bizden kurtulacak. Bak Porniş seni ve etrafındaki taifeyi elimizden o sevgi yumağı fetoşçuğun bile kurtaramaz. Hep iki elimiz yakanda olacak ve bu vatana ihanetinizin hesabını vereceğiniz günleri göreceğiz. Bunu morfinlediğiniz ve ahmak yerine koyduğunuz sözcü okurları da görecek. Uğur Dündar Börü'yü izleyip o tweetinden utanır mı? Bu yazıya oturmadan önce Büro adlı filmi izlemek için sinemaya gittik kızımla. Onun asker içine sızmış şerefsiz fetöcülere karşı verilen mücadeleyi görmesini istedim. Film polisimizin emniyetimizin en kıymetli evlatlarının konuşlandığı Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde fetöcüler tarafından bombalanması ve 51 vatan evladı polisimizi şehit etmesiyle başlıyordu. Zaman zaman gözyaşları içinde izledik filmi ve aklıma o anda Uğur Dündar'ın FETÖ'cü darbeyi destekleyen avukatı Vural Ergül'le ilgili yazıma cevap için yayınladığı tweet geldi. Uğur Dündar'ın sanki marifet yapmış gibi 15 Temmuz gecesi paylaştığı tweet yani. Dündar o tweetinde polisin askerle çatışmamasını istiyordu. Gölbaşı bombalanır ve 51 polisimiz FETÖ'nün bombaları altında can verirken o ise polisimizi darbeci askere itaate çağırıyordu. Uğur Dündar darbeyi destekleyen avukatını azlettiğini söylüyor ama henüz noter tasdikli azildameyi göremedik. Bir de bu ilişki çok izaha muhtaç çünkü Vural Ergül Uğur kadim dostu. Bunu zaman zaman hatırlatacağım ona. Biliyorum ki sağra yatacak. Olsun tarihe not olarak düşer en azından. Fuat Uğur, Türkiye